Dünyada iki kıta üzerinde yerleşmiş tek bir metropol var. İstanbul. Bu benzersiz özellik ulaşım sorunlarını da beraberinde getirmekte. Kentin Avrupa ve Asya yakaları arasında günden güne artan trafik yoğunluğunun rahatlatılması ve doğurduğu sosyoekonomik yüklerin hafifletilmesi için sürekli yeni çözümler üretiliyor. Bu çözümlerden en önemlisi Avrasya Geçişi Projesi. Hizmete girdiğinde Kazlıçeşme ve Göztepe kavşaklarını birleştirerek bu eksendeki trafiği rahatlattığı gibi iki yakadaki diğer ana arterlerin yükünü de azaltacak. Toplam uzunluğu 14.6 kilometre olan proje güzergahı 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Avrupa yakasında Kazlıçeşme kavşağı ile Çatladıkapı arasında yer alıyor. 5.4 kilometrelik bu bölümde mevcut yol genişletilecek, kavşak ve yol bağlantılarıyla trafik akışı rahatlatılacak. Hem zemin yaya geçitleri ve engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun üst geçitler sayesinde sahile ve Yeni Kapı miting alanına ulaşım kolay bir şekilde sağlanacak. 5.4 kilometre uzunluğundaki ikinci bölümün 3.4 kilometrelik boğaz geçişi dipkaya oyularak tünel açma makinesiyle geçildi. Tünelin bu bölümü biri gidiş biri geliş olmak üzere iki katlı. Tünelin en derin deniz taban kodu yüzeyden 62 metre olup, öte yandan en derin olduğu taban kodu ise 106.4 metre. Tünelde her 200 metrede bir acil tahliye sistemi ve her 600 metrede bir bekleme cebi yer alacak. Sadece hafif araçların kullanımına uygun olan projenin bu bölümünde otomatik geçişli gişeler ve ana kontrol binası yer alıyor. Projenin Avrupa tarafında 710 metrelik yaklaşım duvarları, aç kapa kutu kesitli tüneller, Asya tarafında 200 metrelik aç kapa kutu kesitli tüneller, 165 metrelik geçiş kutusu ve yeni Avusturya tünel metoduyla inşa edilecek 1.8 kilometrelik kara tünelleri yer alıyor. Tünel açma makinesi Herenknecht firmasının Almanya'daki tesislerinde üretildi. Proje 13.7 metre TBM kazı çapıyla dünyada 6. sırada. 11 bar basınç dayanımına sahip olmasıyla da 2. sırada. Özel eğitimli dalgıçlar dünyada ilk kez 11 bar basınç altında saturasyon dalışıyla TBM bakım çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Günlük ilerleme hızı ortalama 8 ila 10 metre olan tünel açma makinesinin güzergahı üzerinde denizel çökeller ve değişik basınç dayanımlarına sahip kaya birimleri bulunmaktadır. Bu bakımdan denizaltı tüneli dünyanın sayılı ve ender mühendislik projelerinden biridir. Denizaltı tünelinin dış çeperini oluşturan, ortalama 70 megapaskal basınç dayanımına sahip tamamen su geçirimsiz betonarme segmentler yapı merkezi tarafından üretildi. Güzergahın jeolojik ve geoteknik özellikleri dikkate alınarak özel olarak tasarlanmış 2 adet sismik conta TBM tünelcilik sektöründe ilk kez uygulandı. Bu sayede tünelin olası depremlere karşı emniyeti daha da arttırıldı. We'll be right back.
tünelin çok boyutlu güvenliği, bütün olasılıkların hesaba katıldığı etkin yöntem ve üstün teknolojilerin yanı sıra yüksek dayanımlı malzeme ve en az bakım gerektiren tasarımla sağlanıyor. Avrasya geçişi, 24 saat kesintisiz hizmet ve denetim unsurları sayesinde işlevsel, güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. 3. bölüm Anadolu yakasında D100 Karayolu Eyüp Aksoy Kavşağı tünel çıkışından Göztepe Kavşağı'na uzanıyor. 3.8 kilometrelik bu bölümde yine yol genişletmeleri, kavşak düzenlemeleri ve yol bağlantıları yapılacak. 55 aylık inşaatın tamamlanmasının ardından projenin 1. ve 3. bölümleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. Boğaz geçişi bölümü ise işletmeci firma tarafından 25 yıl 4 ay işletildikten sonra işverene devredilecek. İki kıta arasında halen 100 dakikaya varan ulaşım süresi Avrasya geçişi ile 15 dakikaya kadar inecek ve her iki yönde günde 100 bin araç geçecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bu önemli projesini Türkiye'den Lider Yapı Merkezi ve Güney Koreli SK grubu üstlendi. Projede dünyanın önde gelen mühendislik firmaları görev almakta. 26 Şubat 2011 tarihinde projenin iş başlatma töreni gerçekleştirildi. Denizin altına adeta otoyol döşeceğiz. Projenin finansmanı yap işlet devret modeliyle sağlanıyor. Yaklaşık 1.3 milyar dolara mal olacak proje için uluslararası kuruluşlardan sağlanan 960 milyon dolarlık kredi paketi 18 yıllık vadesiyle bugüne kadar Türkiye'de yapılmakta olan yap işlet devret projeleri arasında en uzun vadeli finansman özelliğini kazandı ve finans çevrelerince 4 adet uluslararası ödüle layık görüldü. 19 Nisan 2014 tarihinde kazı başlangıç töreni gerçekleştirildi. Bugün lastikli araçların geçeceği tüp geçidin tünel delme işlemini başlatıyoruz. Avrasya geçişi, insana ve kent yaşamına özen gösteren üstün nitelikleriyle de öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yarımadayı ve İstanbul silüetini hiç zedelemeyen bir güzergah. Ekolojik dengeleri gözeten, deniz yaşamına zarar vermeyen çevre dostu proje, bu özellikleriyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından 2015 en iyi çevresel ve sosyal uygulamalar ödülüne layık görüldü. Böylece İstanbul ve Türkiye dünya ölçeğinde anıtsal bir yapı kazanıyor. Kıtaları kavuşturan proje, uzun hizmet ömrü, üstün nitelikleri ve geçmişin mirasına saygısıyla bugünün çözümlerini geleceğin uygarlığına taşıyor. Yolu açık olsun.